Merhabalar, bu videoda sizlere Caroline Yılmaz ile ilgili hızlı bir şekilde bilinmeyen ve önemli bilgiler vereceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Caroline Yılmaz'ın aslında tam adı Caroline Bahar Yılmaz'dır. Arnavut kökenlidir, 1985 doğumludur ve yay burcudur. Annesi ismini Caroline koymak istemiş, babası da Bahar ismini vermek isteyince iki isim birden almıştır. Caroline Yılmaz 10 parmağında 10 marifet olan bir isim. Müzik ve film yapımcısı, besteci, söz yazarı, yorumcu, televizyon programcısı ve iş kadınıdır. Türkan Şoray'a çok benzemektedir. Katıldığı bir programda annesinin daha çok benzediğini ve annesinin eski Türkiye güzellerinden olduğunu belirtmiştir. Ancak ismini gizli tutmaktadır. Son derece düzgün bir diksiyona sahiptir ve 4 yıl sabah haberi, 1 yılda ana haber sunuculuğu yapmıştır. 2 yıl kadar da radyo programcılığı yaptı. Politikacı bir aileden gelen ve başarılı bir iş adamının kızı olan Caroline Yılmaz, daha 6 yaşındayken parlak zekası ile dikkat çekmeye başladı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yapılan testler sonucu üstün zekalı olduğu fark edilen Caroline Yılmaz özel bir eğitime tabi tutuldu ve başarılı bir öğrenci oldu. İlkokulda zekasından ötürü sınıf atlayarak okulu bitirdi ve sonrasında Koç Koleji'nin yabancı dil bölümünden mezun oldu. Caroline Yılmaz'ın dili olan yeteneği ve merakı onu İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde eğitim almaya teşvik etti. Mezuniyetinden sonra profesyonel iş hayatına atılan Caroline Yılmaz, 7 yıl boyunca Almanya'nın en büyük medya holdinginin Türkiye İş Geliştirme bölümünü yönetti. Holdingin Türkiye yatırımlarının rotasını belirleyen ve kurulum hedeflerini gerçekleştiren Yılmaz, bir dönemde SEO danışmanlığı yaparak kendi işini kurmak konusunda ilk adımlarını attı. Günümüzde kurduğu şirketler grubunda turizm ve eğlence alanında hizmet veriyor. Ayrıca sağlık alanındaki yatırımlarına da ortakları Erol ve Varol Kaynar ile devam ediyor. Yakın zamanda Türk müzik ve film sektörüne yeni isimler kazandırmak için yeni bir medya grubu kurdu. Grant Medya Grup yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor ve sanat camiasında yer almak isteyen yeni sesleri, oyuncuları da desteklemek istiyor. Türkiye'nin tek kadın müzik yapımcısı Caroline Yılmaz tüm şarkılarını kendi yazıyor ve her kadın kendi şarkısını söylemelidir diyor. Türkan Şoray'a benzerliği dolayısıyla çıkarttığı Yeşilçam filmleri temalı bir albümü var. Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına giriş yapan sanatçının kendisine ait YouTube kanalında ve müzik platformlarında yayınlanan Yeşilçam şarkıları albümü oldukça ilgi görüyor. Ayrıca Göster Göster ve Kusura Bakma isimli şarkıları da milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye devam etmektedir. Bir röportajında herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde insanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak demiştir. Yakın zamanda da Serdar Ortaç'la Canı Sağ Olsun isimli parça ile düet yapmasıyla magazin gündemine oturmuştur. Günümüzde Caroline Show adlı televizyon programını da sunan Yılmaz her cuma 23.30'da TV8.5'da izleyicilerle buluşuyor. Fenerbahçe futbol takımını tutan ve sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan sanatçı, tüm sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına yapılan yorumları elinden geldiğince okuyup cevaplamaktadır. Bu yönüyle birçok ünlü isimden ayrılmaktadır. Bu özelliğinden ötürü kendisine teşekkür eder ve yeni programında da başarılar dilerim diyerek videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar, bildirimleri açıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.